adventure with the coolest creatures, from the oceans to the trees. The brothers Krack are going places you never get to see. Hanging with their creature friends, get ready, it's the hour. We're gonna save some animals today with Creature Power. And lizard glide, falcon flight, and lion ride. Gonna go wild, wild press, gonna go wild, wild, wild press. Gonna go wild, wild press, gonna go wild, wild, wild press. Go wild, wild, wild press. Bizonun gezdiği yer. Woo! Woo! Hey Chris, yanlış bir yerden mi döndük? Hayır. 19. yüzyıl kaşifleri Lewis ve Clark'ın seyir defterinde yazdığına göre çayırlık hemen burada bir yerde olmalı. Ama mısır tarlasından başka bir şey yok. Hey, beni yanlış anlama. Ben de herkes gibi mısırı severim. Ben de. Ama bu yerde uzun zamandır dolanıyoruz. Ve hiçbir yerde çayırdan iz yok ki. Hadi devam edelim. Er ya da geç çayıra ulaşacağız, değil mi? Dikkat et! Bu çayırlık değil. O da neydi? İki patırtı ve iki ses duydum. Ne zaman iki patırtı ve iki ses duysam aklıma kim geliyor biliyor musun? Kret kardeşler. Oo, çayırı onlarla aynı bölgede aradığımızdan haberim yoktu. Martin, Chris. Onlar iyi ama rüyalar diyarındalar. Bayılıp kalmışlar. Şey, onlar uyurken o kayıp çayırı aramaya devam etmeliyiz. Nasıl olur da bütün alan ortadan kaybolabilir? Özellikle Orta Kuzey Amerika'nın tamamını kaplayan bir alan. Her yer çayırmış. Çim ve çayır bulutlarından oluşan bir deniz. Hayal etmek güç. Biliyorum, hayal etmek gerçekten zor. Hey, şuna bak Lewis. Ne kadar güzel, geniş bir vadi. Zengin ve verimli. Evet, çok doğru Clark. Ve görkemli bufalolardan da bir sürü var. Ha, evet. Bufalo çayırdır ve çayırda bufalodur. Daha yakından bakmamıza ne dersin? Ne mi? Harika bir fikir. Alaca Şahin gücü devrede! Evet, kesinlikle zengin bir yaşam alanı. Bufalolar, antiloplar ve geyikler. Çayırların küçük köpeklerini, bayır baykuşu ve gelincikleri de unutma dostum. Ve çayır kurtları. Aa, baksana bu seyahatte dönüşüm giysilerimizin olması çok iyi oldu değil mi? Gerçekten öyle. E dur, Lewis ve Clark'ın dönüşüm giysileri yoktu ki. Aa, bu doğru. Çocuklar, çocuklar, alo. Uyanıyorlar. Chris, Martin. Aa, ne rüyaydı ama. Lewis ve Clark olduğumuzu ve çayırı 200 yıl önce olduğu gibi gördüğümüzü gördüm. Ben de. O zamanlar hayvanlarla doluymuş. Afrika savanasına benziyordu. O çok güzeldi. Şey, haritada görülüyor. Çayır Kuzey Amerika'nın orta kesimini kaplıyormuş. Şimdi küçük parçalar halinde. Ve çoğunda ne vizon, ne geyik, ne ayı, ne kurt, ne de başka bir hayvan yokmuş. Peki neden o kadar az çayırlık alan kalmış? Oh evet, buldum. Kuzey Amerika'da kalan en büyük çayırlık alanı bulmayı süper dedektif Jay-Z'ye bırakın. Ha, bu iyi bir günün çalışması. Baksanıza. Vay, gerçek bir çayırlık alan. Bizonlar da var. Harika. Hey Jimmy, bana dürbünü verir misin lütfen? Elbette. Güvenilir ışınlama cihazım sayesinde kalkmama bile gerek yok. Geliyor. Ne? Aa, olamaz. Işınlama cihazı bozuldu. Daha sorun değil. Şimdi hallederim. Aktivasyon halkasının temizlenmesi gerekiyor gibi. Sanırım dürbünü eski yoldan teslim edeceğim. Olamaz. O da neydi? Işınlama cihazımın aktivasyon halkası. Hayır! Acil durum inişi.
Halkayı o sığırlardan geri almalıyım. Jimmy bekle. Onlar sığır değil, vahşi bizonlar. Aktivasyon halkası. Neredesin? Oo, işte burada. Dinle seni sevimli iri sığır. Boynuzuna düşen şey benim ışınlama cihazı aktivasyon halkam. Yani onu alıp... Oo! Tamam, gidiyorum, gidiyorum. Seni anladım. Çok sağlam sığırlarmış. Sana söyledim Jimmy, onlar sığır ailesinden. Ama onlar çiftlik sığırı değil. Onlar vahşi bizonlar. Aa, evet, onlar 900 kiloyu bulan atletik açıdan güçlü vahşi hayvanlar. Ve ışınlanma cihazı aktivasyon halkası en irilerinden birinde. Öfkeli boğa, ona böyle diyeceğim. Ama öfkeli boğanın onu geri istersek vereceğini hiç sanmıyorum çocuklar. Ama o halka olmadan ışınlama cihazı çalışmaz. Aa, hayır, başınız dertte olduğunda güç disklerini ışınlayamadığınızı düşünün. Tamam, resmileşti. Onu geri almalıyız. Ne olursa olsun, aktivasyon halkası kurtarma operasyonu başlasın. Peki ondan nasıl geri alacağız? Düşün, düşün, düşün. Düşün, düşün, düşün. Düşün, düşün, düşün. Au, au, au. Düşün, düşün, düşün. Buldum. Çok basit. Bu icatları yapmamın asıl nedeni bu. Uzayan kol hizmetinizde. Şimdi o halkayı alalım. Orada. Öfkeli boğa hemen şurada. Onu uzman ellerin kontrol etmesine izin vereceğim. Seve seve yaparım. Şuradan, bunun etrafından. Oh, affedersin. Daha olamaz, bu bir izdiham. Bizonlar çevrelerinde tuhaf şeyler istemezler. Onları korkuttu. Biri koşmaya karar verince hepsi koşar. Bu sürü mantığı hep bir arada kalmak. Saatte kilometrelik bir koşu. Bu hayvanlar çoğu attan hızlı koşabilir. Oh, zavallı uzayan kolum. Pekala. Şimdi biz onların öngörülemez olduğunu biliyoruz. Hoşlarına gitmeyen bir şey görünce kaçabiliyor ya da saldırabiliyorlar. Yani kullanacağımız her türlü farklı makine ya boynuzlanacak ya da ezilecek. Tamam, makine yok. Onların çevresine uyacak bir şey bulmalıyız. İşe yarayabilecek bir şey biliyorum. Hadi! Bu kesinlikle bir bizonu korkutamaz. Hakkını veriyorum. Ama bence yenilmemiz oldukça büyük bir ihtimal. Ya yapma Chris. Bu bitkinin bacakları var. Baksana. Eviva dönüşüm giysilerimizin çim versiyonunu yaptığından beri hareket edebiliyoruz. Harika. Bu bize diğer çimlerden daha fazla avantaj sağlıyor. Değil mi? Şey, en azından öfkeli boğayı ararken çayıra yakından bakma fırsatımız olacak. İnsanlar çayırları sadece biraz çim olarak görür. Ama baksana, bu çok daha fazlası. Çimler, sazlar, otsu bitkiler, birçok farklı çiçekli bitkili tohumlar. Sağlıklı bir çayır olması için neredeyse 200 farklı bitki gerekiyor kardeşim. Ve büyük uzun kökler toprağa verimlilik veriyor. Birçok farklı hayvanın evi olmasına şaşmamalı. Ve Lewis ve Clark gördüklerinde daha fazlası vardı. Çayırlar, düşündüğümden çok daha fazlaymışsınız. Chris, biz onu bulduk. Merhaba. Bu ağız dolusu çimeni bitene dek çiğnemeyeceksin, değil mi? Tutunacak bir şey kalmayana kadar. Tamam, ben gidiyorum. Bu bir bizon yavrusu. Merhaba küçük bizon dostum. Adın şey olsun. Kıtırtı. Bizonlar sürekli çiğnedikleri için mi? Kesinlikle. Yani kıtırtı, sürünün içinde boynuzundan halka olan bir boğa arıyoruz. Acaba o adamı gördün mü? Vay, bu bizonlar çim biçme makinesi gibi günde 15 kilogram çim yiyorlar. Ama inanılmaz yanı, bunu yaparken çimleri sağlıklı tutmaları. Merhaba dostum. Ve çimleri kısalttıkları için burada yaşayan diğer hayvanlar taze kısa çimlere ulaşabiliyor. Ve bizonlar gezicidir. Sürü hareket halindedir.
Bir alanda kaldıktan sonra diğerine geçerler. Onlar çayırın bakıcıları gibidir. Çayırın temel taşları. Chris, temel taşı olan bir tür bulduk, biliyorsun değil mi? Evet. Çok önemli bir hayvan. Çevresinin temelini oluşturuyor. Ve üzerinde büyük etkisi var. Aa, ışınlama cihazını yeniden çalıştırmak için gereken de öfkeli boğayı bulmak. Buralarda bir yerde olmalı. Sürünün ortasındalar. Biz onlar yüzünden onları izlemekte sorun yaşıyorum. Çocuklar, öfkeli boğayı görüyor musunuz? Daha değil ama sürünün tam ortasındayız. Biz on dudakları. Dikkat et. Bu yakındı. Her yerden üzerimize geliyorlar. Bir yere saklanmalıyız. Öfkeli boğa. Yaşasın! Halkanın sürü arasında ebediyen kaybolduğunu sanmıştım. Onca bizon arasında öfkeli boğayı bulamayacağımızı sandım. Tamam, yani bu iyi ama o halkayı çim olarak ondan almaları imkansız. Sürünün parçası olmalılar. Dönüşüm giysileri için bir bizon diski üzerinde çalışmalıyım. Zaten sürüde yeterince bizon yok mu? İnsan sürekli otlanmalarının çayıra zarar vereceğini düşünüyor. Aslında burada çayırı çayır yapan üç şey olduğunu söylüyor. Biraz yağmur, ateş ve otlanma. Hepsi kulağa kötüymüş gibi geliyor. Çayır için öyle değil. Öncelikle çimler ve çayır bitkileri az yağmur varken ağaçlardan daha iyi büyür. Kuzey Amerika'nın ortasındaki gibi. İnan ya da inanma, çayır yangınları ağaçların büyümesini engelleyip ölü bitkileri yakarak yenilerinin çıkmasına yardımcı olur. Ve bizonlar gezinip otlanarak hem bitki hem hayvanlar için çimleri kısa, güçlü ve sağlıklı tutar. Tamam, o süreye başka bir otlanan bizon ekleyeceksem, komik görünüşlü bir krete olsa bile biraz yardım almam gerekecek. Çocuklar, duyuyor musunuz? Yukarıya dönmek güvenli mi? Mecbursunuz. Bizon diskini bitirmem için daha fazla bilgi gerek. Kıl örneğinin yararı olabilir mesela. Evet, ve ışınlanma cihazı çalışmadığından onu buraya getirip aynı zamanda diski almalısınız. Hiçbir şey gönderemiyoruz. Ama öfkeli boğanın da yerini kaybetmemelisiniz. Onu kaybedersek bir daha asla bulamayabiliriz. Tek yapmamız gereken bu mu yani? Bir hayvan macerasının işi asla bitmez. Hadi yapalım. Tamam, ama önce normale dönelim. Merhaba, bizi bırakır mısın? Bıraktığın için teşekkür ederim dostum. Önceliğimiz belli. Eviva için bizon kılı alalım. Arkaya geçelim. Kuyruktan almamız daha kolay olur. Çamur topu, dikkat et! Harika bir çamur. Bizonların sağlam yapılarının olmasının bir nedeni daha. Aldım. Kuyruğun bizonların dahili sinek kovucusu olduğunu unutmuşum. Çabuk! Kılı bana at! İşte, al hadi. Bunu Tortuga'ya götüreceğim. Teşekkür ederim kardeşim. Rica ederim. Ben bizonla kalacağım. Evet. Bizon dağının zirvesi. İşte vardım. Işınlama cihazının aktivasyon halkası. Rahatmış. Çayırdaki soğuk kış günlerinde onu sıcak tutar. Gerçekten de çok ağırmış. Bir şeyi biliyorum. Bu halkayı ve bu bizonu gözümün önünden ayırmayacağım. Ve Martin'in diskle dönmesini bekleyebileceğim rahat bir yer var. Biraz kitap da okuyabilirim. Peki Lewis ve Clark neredeymiş? Bence Lewis, o bizon boynuzları oldukça kullanışlı olmalı. Katılıyorum Bay Clark. Bu çayırlarda boz ayılar ve çayır kurtları dolaşıyor. Endişeli bile görünmüyorlar. Baksana, bir yavru dışarıda kaldı. Anne bizon heybetli ve sürü de bir güç simgesi. Artık sürüyle devam edemeyenleri almamalarına şaşmamalı değil mi? Ve bizon ayağıyla bir şeyleri korkutabilir.
Evet, kesinlikle doğru. Sürü gelirken yoldan çekilmek en iyisi. Deprem! Vay! Vay canına. Lewis ve Clark rüyaları çok yoğun. Bu deprem değil, bu bir bizon rem. Cidden mi? Toprak banyosu mu şimdi mi? Toprak banyosunun seni rahatsız edici sineklerden kurtardığını biliyorum. Rahatsız edici olabilirim ama ben sinek değilim ki. Çocuklar, cevap verin. Disk ne kadar çabuk gelirse o kadar iyi. Bu sürüş biraz zorlaştı. Neredeyse oldu Chris. Şimdi bastırıyorum. Ciddi bizon güçleri için hazır ol Martin. Martin, hazır mısın? Hazırım. Bizon gücü devrede. Vay canına. Daha iyi hissetmemiştim. İri ve güçlü ve... Hey, siz orada ne yapıyorsunuz? Hadi kalkın da gidelim. Dur Martin, yavaş. Her yeri dağıtıyorsun. Tamam. Martin, o bizon gücünü kontrol altına al. Yani bizonlar güçlüdür ama sakar değildir. Aslında oldukça zariflerdir. Tamam, ben bizonum. Güçlüyüm, sertim ve zarifim. Vahşi bir bizon gibi 2 metre yükseğe sıçrayabilirim. İyi mi? İyi. Her şey için hazırım. O zaman buraya gelmeye de hazır ol. Hem de hemen. Tamam, geliyorum. Bizon koşusundan daha hızlı. İleri! Merhaba, nasılsın? Güzel gün ha? Seni görmek güzel. Merhaba Kıtırtı. Peki ne diyorsun? Artık sürünün bir parçasıyım değil mi? Chris'in gönderdiği koordinatlara göre o ve öfkeli boğa buralarda bir yerlerde olmalı. Onları gördün mü? Martin, biz buradayız. Hey, öfkeli boğa. Artık sürünün bir parçasıyım. Bak, toynaklarım da var, boynuzlarım da var. İşe yarıyor. Bu arada... Boynuzundaki şu halka, o bizim ve onu geri almamız gerek çünkü... bu da ne? Bu düşündüğüm şey değil, değil mi? Martin, bu yan duruş pozisyonu, mücadele öncesi ritüeli. Sanırım kardeşin için mücadele etmen gerek. Biz onların güçlerini göstermek için kafa atma yarışması yaptığını unuttum. Nedense artık pek sert hissetmiyorum. Galiba saldırmaya hazırlanıyor. Sadece boynuzundan halkayı çıkarmaya çalış ve buradan gidelim. Bu işe nasıl bulaştım ki zaten? Şey, kickboksçu kanguru büyük kırmızıyı yenmiştim, unuttun mu? Evet, ben de boyun mücadelesi yapan zürafa kravatla mücadele ettim. Sıra sende olmalıydı. Ne? Haklısın. Şey, yer değiştirmek için çok geç. Halkayı almaya çalış bir kez. Tamam, belki 2 kez. Deniyorum. Ama bu bizon çok güçlü. İşte bu. Yukarı. Sana yüklenmemesi iyi oldu kardeşim. Bana yüklenmemesi mi? Eğer bu kolaysa sert bir bizon mücadelesini görmek istemem. Bazen bu mücadeleler ciddi yaralanmalarla biter ama genelde biri bundan önce geri çekilir dostum. Şimdi çekilebilir miyim? Az kaldı. Şimdi. Evet, başardın. Martin, halkayı aldık. Güvendeyiz. Bitti mi? Artık dayanamayız. Hadi gidelim buradan. Tamam, turbo bizon hızını açacağım. Saatte 50 kilometre hızla çekilme. Halka için teşekkür ederim. Sonra görüşürüz. Görev tamamlandı. Işınlanma cihazının aktivasyon halkasını aldık. Seni ait olduğun yere götüreceğim. Ve çayır ne kadar da güzel bir yer. Evet, biraz çimden çok daha fazla, sonrası kesin. Dünyadaki en büyük ve en nadir ortamlardan biri.
Burada çok havalı hayvanlar var. Peki çayırların ve bizonların azalmasının nedeni ne? Nedeninin insanların çok fazla bizon avlaması ve çayırların ekim ve hayvancılık için biçilmesi olduğunu söylüyor. Daha küçük olması, yani Lewis ve Clark'ın geldiği zamandan daha farklı olmasına rağmen yine de inanılmaz bir yer bu çayırlık. İnanılmaz bizonlarla birlikte çayırı olduğu şey yapan temel bir tür. Işınlama testi için her şey hazır çocuklar. Güzel. Yaptığımız teşekkür pastasını aldın mı? Hemen geliyor. Ve ışınla. Hey kıtırtı. Bana da bir parça ayır. Birazcık kuru. Hepsi senin dostum. Pastanın tadını çıkar. İşte bizon gücü. Timsah yarışması. Harika bir kahvaltıydı. Şimdi ne yapabileceğimizi biliyorum. Sakın bulaşıklar deme. Şey işte bunu o yüzden icat ettim. Karşınızda masa temizleyici, bulaşık makinesi ve rafa yerleştirme karışımı. Daha az temizlik yapıp daha çok macera yaşayabiliriz. Test edeceğim. Dur, hayır. Biri tutarken çalışmaması gerekiyordu. Önce masaya konması gerekiyordu. İşe yaradı. Harika. Hem de ilk denemede. Vay canına, bu harikaydı. Herkesin dikkati dağılmışken onları büyük hayvan testiyle şaşırtmak için mükemmel bir zaman. Vay. Büyük zaman tasarrufu. Alligator ve timsah arasındaki fark nedir? Hangisi hangisi? Bana aynı göründüler. Bu hileli bir soru. Hayır, o bir timsah. Ve o da bir alligator. Hayır, o timsah ve o da bir alligator. Aferin kardeşim. Aa öyle mi? Nereden biliyorsun? Nasıl bildiğimi bilmiyorum. Sadece biliyorum. Aslında çok açık. Değil mi? Hayır. Olumsuz. Nasıl açık olabilir? Evet. Sadece iki dev kertenkele gibi görünüyorlar. Onlar kertenkele değil. İkisi de timsah familyasından. Ama biri timsah ve biri de alligatör. Sizlere farkları gösterebiliriz. Ben alligatörü alayım. Timsahlar da bende. Alligatörler gri ile koyu gri arasında. Timsahlar zeytin yeşili ya da kahverengidir. Alligatörlerin geniş, yuvarlak burunları U şeklindedir. Timsahların burunları uzun ve sivridir ve V şeklindedir. Alligatörlerin alt dişleri ağzının içindedir. Timsahın alt dişleri ağzından dışarı çıkar. Alligatörler çok büyüktür. 5 metre uzunluğunda olabilirler. Timsahlar çok daha büyüktür. 6 metre olabilirler. Yani farklı görünüyorlar ama neden? Bu farklar neden var ki? Evet, peki neden farklılar ki? Şey, alligatör ve timsahlar farklı türler oldukları için farklı görünür. Ve farklı türlerdir. Çünkü, doğal olarak çünkü...
Sanırım... Tamam, ben cevap vereyim Chris. Timsahların ve aligatörlerin farklı olma nedenleri... Neden farklılar? Farklılar çünkü... Bilmiyorum. Ama bildiğim tek şey var. O da bugünkü hayvan macerasını bulduğumuz. Soruyu cevaplamalıyız. Timsahlar ve alligatörler neden farklıdır? Hey, evet. Bunu bir yarışma gibi yapalım, tamam mı? İki ekip kuralım. Timsah ve alligatör ekibi. İki ekip neden birbirinden farklı görünen hayvanlar olduklarının nedenlerini bulur. Ve her bir nedene bir puan veririz. 3 puanı kim alırsa kazanır. Evet. Buna kroku timsah yarışması deriz, tamam mı? Ben alligatör ekibindeyim. Ben de timsah ekibindeyim. Ben de jüri olup güvenli tortugada kalacağım. Evet. Ve dünyada bunu çözebileceğimiz tek bir yer var. Dünyada timsah ve aligatörlerin bir arada yaşadığı tek yer var. Martin haklı. Tek bir yer var. Amerikan alligatörleri burada yaşar. Amerikan timsahları da burada yaşar. Birlikte bulundukları tek yer Florida'nın güney ucu. Amerikan alligatörleri ve Amerikan timsahları Florida'da yaşar. Florida'ya gidiyoruz. Florida'ya gidiyoruz. Evet. Tam hızla Florida'ya gidiyoruz. Alligatör ekibi benim teknemi alacak. Tamamdır Eviva. Bu bizi en sığ yerlere ulaştırır. Timsah ekibi denizaltı ile arama yapacak. Çok iyi Koki. Bütün havalı timsah hareketleri su altında olur. Ayrıca bir timsah bulduğumuzda bu elimde olacak. Hey, bu adil değil. Zaten bir hayvan gücü diskiniz var. Adaletsiz avantaj. Bende ise yok. Ve alligatör güçlerim de yok benim. Endişelenme Martin. Mobil icat kitim yanımda ve yolda gereken her türlü hayvan gücünü programlayabilirim. Kaptanınız konuşuyor. Durağımıza varmak üzereyiz. Umarım kaplumbağaların bile uçtuğu Cat kardeşler hava yollarıyla uçuşun tadını çıkarmışsınızdır. Kroko timsah yarışması başlasın. Yerlerinize. Görüşürüz alligatör. Hazır olun. Görüşürüz timsah. Gözünü yüzeyde beliren timsah kafaları için açık tut. Arama görüntüsünü açıyorum. Bir timsahın göz ve burun delikleri üst kısımdadır. Böylece nefes alarak etrafındaki her şeyi görebilir ama aynı zamanda gizlenmiş olur ve onu görmek çok zordur. Ya da fırsatımız olursa kıyıda güneşlenen bir timsah görebiliriz. Arama görüntüsü güncelleniyor. Evet, timsahlar güneşin tadını çıkarmak için kıyıda uzanmayı çok sever. Böylece kanları ve bedenlerini ısıtırlar. Elbette. Çünkü onlar soğukkanlı. Kendilerini ısıtmak için güneşi kullanıyorlar. Evet, ısındıkları zaman aktif olabilirler. Suya girerler ve sadece burnu ve gözleri sudan görülür şekilde avlanabilirler. Gözlerini açık tut. Arama stratejimiz alligatör ekibinden çok daha iyi. Kardeşim alligatör başını ararken sen ve ben bütün bedeni arıyoruz. Görmek daha kolay. Öyle mi? Timsah ekibi harika. İşte bir tane. Biliyordum kardeşimden önce bulacağımı. Önce bulduğumuzu kim söyledi? Ben dedim. Koki, şu timsahın yanına yaklaş ve ben de ona dokunup timsah güçlerini çalıştırayım. Tamamdır Chris. Böylece dışarı çıkıp timsahla yüzebilirim. Böylece timsahların neden farklı olduğunu bulabiliriz. Ve puanları toplayıp kroko timsah yarışmasını kazanırız. Şimdi yanına gidiyorum. Timsah güçleri devrede. Hey, bir şey olmuyor. Sorun ne? Bunun U şeklinde geniş bir burnu var ve alt dişlerini göremiyorum. Bu bir alligatör. O yüzden timsah güçlerini devreye sokamadım değil mi? Yanlış hayvana dokunuyordum. Nasıl böyle renk körü olabildim ben? O mavimsi gri renkte kesinlikle bir timsah. Bunu anlamalıydım. Aşırı güvenli davrandık. Martin ve Aviva'nın konuşmalarımızı duymadığına memnunum. O timsah ekibi harika gibi bir şey miydi? Timsah ekibi bir timsah buldu. Evet. Evet. U şeklinde burun saat 10 yönünde. Bir dakika, nereye gidiyor? Sanırım şuradaki rakunu fark etti. Timsahlar saklanmak için suyu kullanır ve su içmek için kıyıya gelen hayvanları şaşırtmakta uzmandırlar. Vay canına! Bu çok yakındı.
için bu iyi. Evet, bu sefer hızlı fark etti ama hep değil. Çoğu timsah türü balık yer ve aligatörler de öyledir. Ama aligatörler uzman memeli avcılardır. Hey, sanırım bir şey bulmak üzereyim. Ne? Bir hipotez. Peki, hadi duyalım. Sanırım aligatörlerin çok daha geniş burunlarının olmasının nedeni kara memelilerini avlamaları. Rakun ve geyik gibi. Büyük kara memelilerini tutmak için güçlü bir ağza ihtiyaçları var. Hakkınızı vermeliyim. Aligatör ekibine bir puan. Evet. İyi değil. Daha bir timsah bile bulamadık. Aa, tek gördüğüm şey aligatörler. Aligatör, aligatör. Bir aligatör daha. Neden timsahlar yok da bu kadar aligatör var? Aligatör, aligatör. Aa, Martin ve Evi var bir aligatör. Aa, başımız dertte Koki. Aa. Nereye gidiyor? Karaya çıkıyor. Büyük adımlarla. Bacaklarını hemen aşağıda tutuyorlar. Şuna bak. Sadece bir aligatör bunu yapabilir. Timsahlar da dahil çoğu sürüngen bacaklarını yan tarafta tutar. Bilim ilginç olabiliyor. Bu çok yorucu. Aligatörler bacaklarını altlarında tutuyor ve yorulmadan uzun süre yürüyebiliyor. Fark, aligatörlerin iç kesimlerinde yaşamasından olmalı. Tatlı suyun çevresinde sık sık karaya çıkmaları gerekiyor. O yüzden aligatörlerin bedeni uzun yürüyüşler yapabilecek şekilde tasarlanmış. Büyük adımlarla. Aligatör ekibine ikinci puanı veriyorum. Evet, tamam. Şimdiden iki puan aldılar ve daha bir timsah bile bulamadık. Hey Chris, şuna bak. Bir şey bulmuş olabilirim. Menzil haritasına göre aligatörler tatlı su olan iç kesimlerde yaşarken timsahların bölgesi Florida'nın ucunda başlıyor ve Karayipler ve Merkez ve Batı Amerika sahillerine kadar uzanıyor. Yani timsahlar daha tuzlu su seviyor olabilir değil mi? Timsah aramak için güneye gidelim ve yoldayken tuzluluk oranlarının bilgilerini de alalım dostum. Hiç tuz yok. Bu su tatlının da ötesinde. Buradaki su tamamen tatlı su. Hadi gidelim buradan. Bütün su nereye gitti? Şu an kurak sezondayız ve o yüzden kuru bir çayır halinde. Genelde tüm bu alan bir metre su altındadır. Aligatörler burada kalamazlar çünkü aşırı ısınıp bayılırlar. Ama görünürde hiç su yok. Gittiği yere ulaşmayı başaracak mı? Bak Eviva, bir aligatör deliği. Bunu okumuştum. Timsahlar pençe ve kuyruklarıyla bu çukurları açıyorlar. Bu kurak sezonda hayatta kalmak için bir yol. Tamam, o zaman oraya gidip bir bak. Hayır, aligatörler burayı susamış avları çekmek için kullanır. Bir pusu gibi. İyi bildin. Yani oraya gitmek istemesem de kendi aligatör güçlerim olana dek oraya girmem. Tamam mı? Hallediyorum. Burada tuzluluk 50 civarında. Şu an nehrin tatlı suyu ve okyanusun tuzlu suyunun birleştiği körfezdeyiz. Hafif tuzlu su. Ve artık aligatör yok. Vay canına. Uzun sivri ve şekilli burun. Alt çeneden dışarı çıkan dişler. Yeşilimsi bir kahverengi. Bu bir timsah. İşte balık böyle yakalanır. Ben öyle yakalamam. Amerikan timsahları daha çok balık avlar. Ve uzun ince çeneleri sayesinde başlarını su içinde iki öne hızlı hareket edebilirler. O yüzden timsahların uzun ince ve şekilli bir burnu var. Çünkü bu balık avlamanın en iyi şekli. Timsah ekibine bir puan. Skor 2-1 oldu. Aligatör ekibi önde ama timsah ekibi yetişiyor. Hey, benden uzaklaşmaya başladınız. Yer değiştirme zamanı. Tortugayı aligatör ve timsahların bölgelerinin çakıştığı yere götürüyorum. Hadi çabuk ol Eviva. Timsah ekibi bize yetişiyor. Tamam. Aligatör gücü programlaması bitti. Güzel. Bunun için üzgünüm. Sanırım aligatör deliğinin etrafında yürüyeceğim.
Eva, acaba kuyruğuna dokunabilir misin? Ne? Olmaz, o senin uzmanlığın. Sadece numaradan. Alligator gücü devrede. Şimdi alligator deliğine gireceğim. Çünkü aynı boylardayız. Bir sorun yaşamayız değil mi dostum? Sen neden bahsediyorsun? Aynı boydaki alligatörler genelde iyi geçinirler. Şimdi daldığın deliği kontrol edelim. Oh, hey, bu çok hoş. Serin ve tatlı. Güneşler uzaklaşıp serinlemek için iyi bir yer. Bu aligatör deliği aynı zamanda başka hayvanların da sığınağı. Kurbağalar, iri ağızlı levrekler, yumuşak kabuklu kaplumbağalar. Ah, bu çok ferahlatıcıydı. Koki, denizaltıyı ona yaklaştır da timsah gücünü devreye sokayım. Iskaladım. Daha hızlı Koki. Denize doğru gidiyor. Bir şey peşinde olmalı. Tamamdır. Ne? Bu timsah bir kaplan köpek balığına mı saldırıyor yani? Hadi Koki hadi. Bu daha önce görülmemiş bir şey. Timsah kaplan köpek balığına karşı. Buna inanamıyorum. İnanılmaz. Timsah doğrudan köpek balığına doğru gidiyor. Ve köpek balığı geri çekilmiyor. Timsahlar saldırgan. Bizi yaklaştır Koki. Ona birazdan dokunabilirim. Vay canına. Dünyanın en saldırgan köpek balıklarından birini geri püskürttü. Timsahlar ondan çok daha saldırganmış. Bir alligatörden de. Çünkü daha büyük ve zorlu bir çevrede yaşıyor. Timsah ekibine 1 puan. Kroko timsah yarışmasında eşitlik. 2-2. Evet. Evet. Başardık. Timsah ya da aligatör. Kim kazanacak? Timsah ya da aligatör. Sonraki puanı alan kazanır. Sonra geri dönüp bana aligatör ve timsahlar arasındaki farkları anlatırsınız, tamam mı? Neden? Çünkü daha önce hiç görmemiştim. Görünüşe göre Jimmy'nin başı dertte. Ne yapacağım şimdi? Kroko timsahlar, tortugadalar. Peki hangisi? Timsah mı yoksa aligatör mü? Bilmiyorum. Biri ya da diğeri, belki ikisi de. Peki hangi renkteler? Peki kafaların ne şeklinde? Biri yeşilimsi kahve, uzun sivri bir başı var. Timsah. Ve diğeri de grimsi mavi ve yeşil yuvarlak kafalı. Aligatör. Jimmy ne katardı iyisin. Ne? Kendini nadir görülen bir vahşi yaşamın anının ortasında buldun dostum. Bir timsah ve alligatör arasında bir karşılaşma. Ama ikisinin de büyük ağızları ve bir sürü dişi var. Arkadaşlar, Jimmy korkuyor. Evet, doğru, elbette. Kurtarma operasyonu başlasın. Tortuga'ya dönmeliyiz, hem de hemen. Ve nasıl yapacağımı iyi biliyorum. Timsah güçleri devrede. Atla. Tamamdır. Timsahların alligatörlerden daha iyi yüzücüler olduğunu biliyor muydun? Sence bu bir puan eder mi? Jimmy'nin şu anda skor tuttuğunu hiç sanmıyorum. Alligatörler timsahlardan çok daha iyi koşar. Ve suya giriş şekillerini de seviyorum. Sekadır. Üzgünüm. Affedersin. Vay! Vay canına. Ne büyük sürüngenler. Bir timsahın ağzında yaklaşık 68 diş var. Aligatörlerin ise 80 tane. Aligatörler ve timsahlar çakışan yaşam alanlarında da karşılaşırlar. Ve bazen de yüzleşirler. Genelde kimin geri çekilip kimin kazanacağını timsah ya da aligatörün boyu belirler. Timsahlar
6 metre olabilir. Ama bu ikisi hemen hemen aynı boyda. Bu timsah biraz daha iri olabilir. O kroko timsah mücadelesinin üstüne düşmek istemiyorum. O iri şeyler oradayken Jimmy'nin kulesi fazla dayanmaz. Tamam. Bu mücadeleyi bitirebilecek hangi timsah ve alligator davranışını biliyoruz? Ne? Ben mi? Belki de cevabı zaten biliyoruzdur. Timsahlar ve alligatörler çok açtır. Yani onlardan küçük olan kendi türlerini yemeyi sever, öyle değil mi? Alligatör ve timsah kıyafetimiz var. Ve onlardan daha ufaz. Tamam, şimdi anladım. O yüzden bize öyle bakıyorlar. Ve daha küçük olursak peşimizden geleceklerine eminim dostum. Benim düşündüğümü mü düşünüyorsun kardeşim? Aha. Küçültücü! Alın bakalım çocuklar. Tamam. Şimdi oraya gidip lezzetli görünelim, tamam mı? Hadi. Bir timsah türüne nasıl lezzetli görünebilirsin ki? Bilmiyorum. Ama timsahımsı şekilde etrafta dolanalım. Ve alligatör gibi. Dinle. Bazen planlarımız başta iyi görünüyor ama sonra emin olamıyorum işte. No! Dönüştür! Dönüştür! Ucuz atlattık. Yani Jimmy, olanlardan sonra timsah ve alligatör arasındaki farkı artık biliyor musun dostum? Geniş U şekilli çene mavimsi gri alligatör. Sivri V şekilli çene kahverengimsi yeşilimsi timsah. Unutacağımı hiç sanmıyorum. Unutmayacağım şey ikisinin de bir sürü ama bir sürü diş olan kocaman ağızları olduğu.